Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sitemiz ragipsahin.com.tr adresine gönderilen yapılamamış olasılık soruları var. Bunları çözeceğiz birlikte bu videomuzda. İlk sorumuz, bir küme veriliyor A kümesi. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanları ile yazılabilecek rakamları farklı doğal sayılar arasından seçilen bir sayının çift gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bu sayılarla yazılabilecek rakamları farklı doğal sayılar kaç tane olduğuna bir bakalım. Burada basamak belirtilmemiş ancak tamamı kullanılarak, yani 5 basamaklı olarak düşünüyoruz. Diğer türlü sorumuz bir basamaklı, iki basamaklı ayrı ayrı düşünmemiz gerekir. 5 basamaklıya göre çözelim. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer arkadaşlar birler basamağına 0 yazarsak bir seçenek, buraya kalan 4 sayıdan herhangi birini, buraya kalan 3 sayıdan herhangi birini, buraya kalan 2 sayıdan herhangi birini ve buraya kalan bir sayı yazmak zorundayız. Birler basamağı 0 olan kaç tane sayımız oluyor arkadaşlar? 12, 24. Birler basamağı eğer 2 ve 4'ten biri olursa, 2 veya 4'ten biri olursa, iki farklı seçeneğimiz var. Bunun haricinde kalanlardan mesela 4'ü yazdık, kabul edelim. 0'ı da yazamayacağımız için buraya kalan 3 sayıdan biri. Daha sonra buraya 0'ı da yazabileceğimiz için kalan 3 sayıdan birini, buraya kalan 2 sayıdan birini ve buraya kalan 1 sayı yazabiliriz. Kaç farklı seçeneğimiz oluyor? 3 kere 3 9, 9 kere 2 18, 18 kere 2 36. Bunlar birler basamağı çift olduğu için çift olan sayılar. 24, 36 daha 60. Bizden istenen bu. Toplam kaç tane, ona bakacağız. Toplama da şu şekilde bakacağız arkadaşlar. Birler basamağı çift olmaması için, yani 1 ya da 3 yazılabilir. İki farklı seçeneğimiz var. Bir tanesini buraya yazdık. 0'ı da başa yazamadığımız için 3 farklı seçenek buraya. 0'ı yazabildiğimiz için yine 3 farklı seçenek, 2 farklı seçenek ve 1 farklı seçenek. Burası da ne çıkıyor arkadaşlar? 36. Toplam yazılabilecek 5 basamaklı sayıların adedi bu kadardır. Yani 60 artı 36'dan 96. Sadeleştirirsek eğer, 6 ile sadeleştirelim öncelikle. 10 bölü 16 oluyor. 2 ile sadeleştirelim. 5 bölü 8. 5 basamaklı yazılabilen sayılardan çift gelme olasılığı 5 bölü 8'dir diyoruz. Diğer sorumuz, AAA, BBB harflerinden 5 harfli şifreler oluşturuluyor. Yazılan şifrelerde 2 tane B harfinin yan yana gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, burası tekrarlı permütasyon. Önce tüm sonuçlarımız kaç tane, onu bulalım. Tüm sonuçlarımız 5 faktöriyel bölü tekrar eden 3 faktöriyel çarpı tekrar eden 2 faktöriyel. 5 faktöriyelin değeri 120. 3 faktöriyelin değeri 6. 2 faktöriyelin değeri 2. 6 kere 2 12. 120'yi 12'ye böldüğümüz zaman 10 tane ne var arkadaşlar? Oluşturulabilecek şifre var. 2 tane B harfinin yan yana gelme olasılığı soruluyor. 2 tane B harfi yan yana kabul edelim. O zaman bu ikisi ayrılmayacak demek. Yani 4 eleman varmış gibi kabul ediyorum. 4 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyon olduğu için 3 faktöriyel oluyor. Başka da tekrar eden yok. 4 faktöriyel kaçtır arkadaşlar? 24. 3 faktöriyel de 6. 24 bölü 6'dan kaç tane? 4 tanesinde 2 tane B harfi yan yanadır. O halde istenen durum 4 tane. Tüm durumlar 10 tane olduğuna göre olasılık 4 bölü 10. 2 ile sadeleştirirseniz 2 bölü 5'tir diyoruz. Diğer bir soru. Batuhan ve Türkan oyun oynamaktadır. Türkan sağ ve sol elinin parmaklarının iç kısımlarını, sağ elinin 3 parmağını sarı, 2 parmağını kırmızı, sol elinin 1 parmağını sarı, 5 parmağını kırmızı boyamıştır. Ellerini kapalı tutarak Batuhan'dan bir elini seçmesini ve seçilen elde de bir parmağı göstermesini ister. Seçilen parmağın kırmızı renk ile boyanmış olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapacağız. Sağ eli seçme olasılığı, yani kırmızı renkte boyanmış olması isteniyor sadece. Sağ eldeki kırmızı olabilir veya sol eldeki kırmızı olabilir. Bu ikisi ayrı olaylardır. Ya sağ eli seçer ya sol eli. Dolayısıyla bu ikisinin olasılıklarını bulup ayrı ayrı toplayacağız. Sağ eli seçme olasılığı arkadaşlar 1/2 çarpı. Sağ elde kaç tane kırmızı vardı? 3 parmağı sarı, 2 parmağı kırmızı. 5 parmağını da boyamıştı. 2 tanesi kırmızıydı. Dolayısıyla burası 1 kere 2, 2. 2 kere 5, 10. 2/10. Sol eldeki kırmızıyı seçme olasılığı, sol eli seçme olasılığı 1/2 çarpı. Sol elinde 1 parmağını sarı, 4 parmağını kırmızı boyamıştı. 5 parmaktan 4'ü kırmızı. Çarparsanız 4/ kaç ediyor arkadaşlar? 10. Bu iki olasılığı ayrı olaylar olduğu için topluyoruz ve 6/10 olarak buluyoruz. Sadeleştirirseniz eğer 3/5'tir diyoruz. Diğer sorumuz, D1 ve D2 doğruları paraleldir. D1 doğrusu üzerinde 5, D2 doğrusu üzerinde 6 nokta vardır. Rastgele 4 nokta seçiliyor. Seçilen bu 4 noktanın bir dörtgen oluşturma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 2 tane doğru çizelim öncelikle. Evet, bu iki doğru birbirine paralel oluyor arkadaşlar. Şimdi birinde 5, birinde ise 6 tane nokta var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Herhangi dördünü seçiyoruz. Seçme olayı neydi arkadaşlar? Kombinasyondu. O zaman diyoruz ki toplam 11 nokta var. 11'in dörtlüsü. Kaç farklı durumumuz var? 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. 4 kere 2 8. 3 ile de sadeleştirdim. 3. Burası 330. 330 farklı durum var arkadaşlar. Bu 330 farklı durumdan kaç tanesi bizim istediğimiz gibi olabilir? Yani dörtgen oluşmasını istiyoruz. Dörtgen oluşması için 2 tanesini birinci doğrudan, 2 tanesini ise ikinci doğrudan seçmeliyiz ki dörtgen oluşsun. Dolayısıyla 5'in ikilisi çarpı 6'nın ikilisi diyeceğiz. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 1 çarpı 2. 2 kere 2 4. O zaman 6 kere 5 30. 30 kere 5 150. 150 tane sonuçta bizim istediğimize uygun. O zaman istediğimiz sonuçlar bölü tüm sonuçlar olasılığı verecek. Sadeleştirirseniz 3/5, 3/11. Cevabımız 5/11 oluyor arkadaşlar. Bir tam sayının 25 ile bölümünden elde edilen kalanın 4 ile bölünebilme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 25 ile bölümünden kalanlar neler? 0, 1, 2, 3, nokta nokta nokta. 23, 24 diye bitiyor. Burada 4 ile bölünebilmesi için 4'ün katlarına bakıyoruz. 4'ün 0 katı 0, 1 katı 4, 2 katı 8, 3 katı 12, 4 katı 16, 5 katı 20, 6 katı 24. Başka var mı? Yok. 24'ten büyük olamaz. 25 ile bölümden kalan. Toplam kaç tane kalanımız var? 0'dan başlayıp 24'e kadar olduğu için 24 eksi 0 artı 1 terim sayısından buluyoruz. 25 tane sonucumuz var. Kaç tanesi 4 ile bölünüyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesi bölünüyor. 25 tane sonuçtan 7 bölü 25'tir diyoruz. Başka bir soru. 5 seçenekli bir test sınavında bir öğrenci ilk 4 soruyu rastgele işaretliyor. İşaretlediği sorulardan sadece birinin yanlış olma olasılığı kaçtır? Şimdi burada ne var arkadaşlar? 4 tanesi doğru olacak. Bir tanesi de yanlış olacak. Doğruyu tutturma olasılığı 1 bölü 5'tir. 5 seçenekli olduğu için. 4 tanesi doğru olacak diyoruz. 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5, 4'ü doğru olacak. Bir tanesi de yanlış olacak. Yanlışı bulma olasılığı kaçtır? 4 bölü 5'tir. Buradan ne buluyoruz arkadaşlar? 4 bölü 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, ilk 4 soruyu demişti. 4 bölü 625 buluyoruz. Ancak bu doğru, pardon bu yanlış. İlk soruda olabilir, ikinci soruda, üçüncü soruda, dördüncü soruda. Her birinin olasılığı 4 bölü 625'tir. 4 farklı durum olduğu için, bu yanlış soru herhangi biri olabileceği için 4 bölü 625'i ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 ile çarpıyoruz ve cevabı 16 bölü 625 olarak buluyoruz. İki keseden birincisinde 4 mavi, 5 beyaz. 4 mavi, 5 beyaz. İkincisinde 3 mavi, 6 beyaz pul vardır. Birinci keseden bir pul çekilip ikinci keseye atılıyor. İkinci keseden çekilen pulun mavi olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar birincisi mavi de olabilir, beyaz da olabilir. Ayrı ayrı durumlardır. Ayrı durumlar olduğu için ikisini ayrı ayrı hesaplayıp toplayacağız. Şimdi birincisi mavi, ikincisi mavi olma olasılığı. Birincisinin beyaz, ikincisinin mavi olma olasılığı. Ayrı ayrı toplayalım, bulalım. Birincisinin mavi olma olasılığı 4 bölü 9. Çarpı. Buraya attığımız zaman mavi ne olacak? 4 olacak. Toplam kaç bilye olmuş, pul olmuş olacak? 10. 4 bölü 10. O zaman bunun olasılığı 16 bölü 90'dır arkadaşlar. Eğer birincisi beyaz, ikincisi mavi olursa, birincisinin beyaz olmasını 5 bölü 9. O zaman burada 6 değil 7 beyaz, 3 mavi olmuş olacak. Mavi olma olasılığı 3 bölü 10 olacak. Birincisinin beyaz, ikincisinin mavi olma olasılığı da 5 bölü 90. Ayrı olaylar olduğu için topluyorum. 16 bölü 90 artı 15 bölü 90 eşittir ne oluyor arkadaşlar? 31 bölü 90 oluyor. İkinci keseden çekilen pulun mavi olma olasılığı. Sorularımız burada bitiyor. Sizler de yapamadığınız soruları sitemize gönderebilirsiniz. Ayrıca bu videoda çözümünü anlamadığınız veya yanlış çözüldüğünü düşündüğünüz soru varsa lütfen videonun altına yorumlarınızı yazın. Hepinize başarılar diliyoruz.